yapacağımızda dediğim gibi koyduk. Benzinimizi koyduktan sonra ilaç oranımızı ayarlıyoruz. Nebol yağımızı kullanarak su ilave ederek ilacımızı hazırladık. İlacımızı hazırladıktan sonra makineyi çalıştırma esnasında yapacağımız şuradaki start stop butonunu yukarıya kaldırıyoruz. Şurada bir ateşleme düğmemiz var. Evet, gördüm. Yani şu tırırt sesini duymamız gerekiyor. Buna basılı tutarak Kemal Gökbelen, Alanya'da çiftçilik yapıyorum, patlıcan üretiyorum. Yani 3-4 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda 15 dönüm seralla ilgileniyorum, sadece patlıcan yetiştiriyorum. Topa ve Sivri patlıcan var bende. Çiftçinin bence en büyük sorunu ilaçlamadır. Yani ilaçlamada adam bulamıyoruz veya şey yapamıyoruz, aksinek, kırmızı örümcek yazın sürekli bizim sorunumuz. Yani Ocak, Şubat aylarının önemli değil de ondan sonra, Şubat'tan sonra sürekli yani mücadele ettiğimiz bir şey. Normalde hortumla, normal klasik ilaç makineleriyle, ilaçlamayla mücadele ediyoruz. Onda da işçi bulmak sorun. Kendin girdiğin zaman yani haftada benim normalde 3 gün ilaç etsem yetişemem bu kadar yere. Ama bu sistemle bir saatte tamamını yaparım. Makinenin demosunu yaptım. Benim gördüğüm yani 2-4 dönüm yeri aşağı yukarı bir 15 dakikada yaptık çıktık ve İlaçtan yani %80 tasarruf diye anladım. Yani kullandığımız şeyin deposundan, cihazın deposundan baktığımız zaman %80 tasarruf edeceğimi anladım. Etkinliğin her tarafı kaplıyor. Yani ölü bölge kalmıyor şeyde. Ağaçta veya seran herhangi bir yerin ölü bölge kalmıyor. Zaten bu işte en büyük sıkıntı odur. Şeyle tabancayla giderken yani ne kadar yaparsan suyla yıkasan dahi kuru yer kalır veya naylonun camın köşelerinde kalanlar kalır. Onlar tekrar 3-4 gün içerisinde geri gelirler ve tekrar oluştururlar şeyi. Aynı şekilde yine çuvallılar. Buradaki sıkıntı normal ilaçta her yere değmediği için yavrusudur, canlısıdır, yumurtasıdır ölmediği için yani bir şey yapamıyor. Bu sistem daha güzel bence gördüğüm kadarıyla. Yani gördük denedik. Memnun, inşallah memnun kalırız.